hanem kanalından hoş geldiniz arkadaşlar bu dersimizde ise hukuk ve suç sosyolojisi ünite vize sorularını çözeceğiz Umarım beğeneceğiniz güzel bir video dersimiz olacaktır o zaman sorularımıza hep beraber başlayalım Herkese merhaba bu dersimizde ünite vize sorularını sizlerle birlikte cevaplayacağız yine bir blok videosu olacak yapacağım video 20 soruluk bir soru o zaman hemen birinci sorudan başlayalım birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi toplumun birliğini ve düzenini sağlayan yaptırımı güçlü kurallardır cevabımız hukuk kuralları güçlü kurallardır İkinci soru milattan önce 624 yılında hemen her suça ölüm hükmü cezası getiren medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız eski Yunan medeniyetidir arkadaşlar. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kurallarından biri değildir? Cevabımız devlet kurallarıdır arkadaşlar. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi bireyin belli bir olayda ne şekilde davranması gerektiğini gösteren kurallardır? Görgü kurallarıdır. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi toplumu örgütlü insan toplumları arasındaki etkileşim kalıplarına verdiğimiz bir isim olarak tanımlayan düşünürdür? Cevabımız Koser arkadaşlar. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi günah ve sevap şeklinde manevi yaptırımlara sahip kurallardandır? Cevap din kuralları. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi insanlığın bilinen ilk yazı hukuk kurallarını koyan hükümdardır? Arkadaşlar burada da anahtar kavram hükümdar. Cevap ise Uruguay hükümdarıdır arkadaşlar. 8. soru aşağıdakilerden hangisi hukuk sosyolojisinin görevlerinden biri değildir? cevabımız yeni hukuk kurallarını oluşturmak 9. soru aşağıdakilerden hangisi nerede toplum varsa orada hukuk vardır ve cinsinin şair edinen hukuk sosyolojisi alanıdır? cevabımız sistematik hukuk sosyolojisi 10. soru hukukun zaman içinde değişimini inceleyen hukuk sosyolojisi alanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız jenetik hukuk sosyolojisidir. 11. soru aşağıdakilerden hangisi kurumların özellik ve işlevlerinden biri değildir? Cevabımız kurumlar cebri güce müracaat etmek sizin işlev görür. 12. soru Hukuk kural 12. sorumuz arkadaşlar. Hukukun zorunluluk unsuru aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Cevap yatırımdır arkadaşlar. 13. soru. Hukukun yapılmasını uygun görmediği davranışlara yönelik olarak yaptırım uygulaması hangi işleviyle açıklanabilir? Cevap baskıcı işlevidir. 14. soru hukukun meşhudiye sağlayıcı rolü hangi işleviyle alakalıdır? Cevap ideolojik işlevdir. 15. soru hukukun ideolojik işlevini devletin ideolojik aygıtı olarak nitelendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Alhusser'dir arkadaşlar. 16. soru düzen ve istikrar olmadan insan hayatı yalnız, aciz, kötü ve vahşi ve kaba olacaktır. Hükümü hangi düşünüre aittir? Cevabımız hobbese aittir. 17. soru hukukun kurallarının yerine getirilmemesi durumunda müeyyide yani yaptırım uygulanması hukukun hangi işleviyle alakalıdır? Cevabımız zorlayıcı. Zorlayıcılık işlevidir cevap arkadaşlar. Hukukun toplumun düzenini sağlayan işleve ne ad verilir? Cevabımız sosyal kontroldür. 19. soru yeni ihtiyaçların göz önünde bulundurarak hukukta düzenlemeye gidilmesi hangi kavramla ilişkilidir? Cevabımız değişimdir arkadaşlar. 20. soru Adalet aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Cevabımız tahkimdir arkadaşlar. 1 iki vize, sos, hukuk ve sosyoloji arkadaşlar bitti. Şimdi bir diğer ki sorularımıza geçelim. Arkadaşlar herkese merhaba. Bir diğer ki sorularımız. 3 ve 4. vizeye başlıyoruz arkadaşlar ünitelerimize. Hukuk ve suç sosyolojisi. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Aşağıdaki hukuk yaklaşımlarından hangisi hukukun ölçütünü adalet olarak ele alır? Cevap doğal hukuk. Aşağıdaki hukuk yaklaşımlarının hangisi egemen iradesi kavramını merkezine alır? Cevabımız idareci pozitifim. Üçüncü soru aşağıdaki hukuk yaklaşımının hangisi hukuksallığı bir yürürlülük problemi olarak görür? Cevabımız hukuki potivizm. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi hukuki potivizmin en önemli temsilcilerinden biridir? Cevap Kelsen'dir arkadaşlar. Hukuki potivizmin temel ilkeleri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevabımız hukukun geçerliliğini kuran şey adalettir. Yani yanlıştır. Altıncı soru. Kelsenin normal piramidinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevabımız tasarı Kelsenin normal piramidi içinde yer almaz. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sosyal olguyu örnek değildir? Cevabımız yaralanma. 8. soru. Sosyal olguların bireysel bilinçlerin dışında onlardan bağımsız olarak var olması durumunu anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız dışsaldır arkadaşlar. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi hukuk sosyolojisinin temel inceleme nesnesi olarak tanımlanır? Cevabımız hukuksal olgulardır arkadaşlar. Sosyal ol, soru arkadaşlar. Sosyal olgunun tanımlamasını yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Durkheim'dir arkadaşlar. 11. soru aşağıdakilerden hangisi Aristo'nun kullandığı filia kavramının anlamlarından biri değildir? Cevabımız toplumsal sistemdir arkadaşlar. 12. soru Aristo'ya göre örgütlü hukuk hangi topluluk içinde ortaya çıkar? Cevabımız devlettir arkadaşlar. Hukuku 13. soru. Hukuku statüden sözleşmeye adlı kuramla açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız mayne arkadaşlar. 14. soru. İlk toplum biçimi kan akrabalığına dayalı ailedir. İfadesi hangi düşünür aittir? Cevap yine mayne aittir. 15. soru İbn Haldun toplum ve hukuk ilişkisini açıklarken aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmaz? Cevabımız statüyü İbn Haldun kullanmaz. 16. soru coğrafyanın ve iklimin insan karakteri ve toplum üzerindeki etkileri konusunda aşağıdaki düşünürlerden hangisi benzerlik gösterir? Cevabımız İbni Haldun Montesegui'ye benzerlik gösterir arkadaşlar. Kanunların Ruhi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevabımız Montesquieu'ye aittir. 18. soru yasalar ile iklim coğrafyada milletlerin genel ruhları arasında ilişkiler kuran düşünür. Aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Beccaria'dır arkadaşlar. 19. soru beceriye göre kanunların dili nasıl olmalıdır? Cevabımız anlaşılır ve sade olması gerekiyor beceriyanın düşünce kanunlarına göre. 19. 20. soru aşağıdakilerden hangisi beceriyanın cezaların caydırılacağı konusundaki prensiplerinden biri değildir? Cevabımız ilahi adalettir. Evet arkadaşlar 3 ve 4 vize hukuk sosyolojisi sorularını çözdük. Bu videomuz 40 soruluk olmuş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.